bugün sizlere Adobe Premiere Pro hakkında ufacık kısa bilgiler vereceğim ve birlikte beraber bir video yapacağız. Bu videoda kesme, biçme, birleştirme ve export durumunda sekans açma, bunlardan bahsedeceğim. Ben 4 yıl önce Premiere Pro'yu internetten İngilizce kaynaklardan öğrendim. Benim bu videoyu çekmekteki amacım, bir şeyler üretiyorsunuz, bir şeyler çekiyorsunuz, hoşunuza gidiyor, birleştirmek istiyorsunuz fakat program bilmiyorsunuz. Burada biraz ben sizi programı öğreteceğim. Yeni öğrenmek isteyenlere ya da bilenlere pratik anlamda bilgiler vermek istiyorum. Hadi şimdi gelelim Adobe Premiere Pro hakkında bilgilerden ve beraber bir video yapalım. Soru sormak isteyen yorum kısmına yazabilir ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Evet, Premiere Pro'muzu açıyoruz. Ben CC 2015 kullanıyorum. Yakın zamanda 2018'e geçeceğim. 2018 tabii ki yeni teknoloji olduğu için kısa yolları, title olanakları daha fazla ve 3D eklenmiş. Premiere Pro ilk menüde açtığınız zaman project, yani çalışmak istediğiniz proje, daha önce çalıştıysanız bunu, eski projeleriniz tıklarsanız eğer bu proje oradaysa gider açar. Yine bir proje açacağım. Beraber video yapacaktık. Örnek 1 yazıyorum. Lokasyon, projenizin bulunduğu dosyaların olduğu yer. Benim hard diskimde, harici hard diskten çalışıyorum. Renderer, burada Nvidia ekran kartı kullanıcısıysanız eğer CUDA teknolojisini göreceksiniz. Bu ne demek oluyor? Full renderlı efekt kısmını yapmadığınızda basit efektlerle, örnek veriyorum, geçiş efekti atıyorsunuz. Yani ağır bir işlemciye yönelik bir şey yapmadığınız zaman renderlı geliyor size görüntü. Eğer AMD ekran kartı kullanıyorsanız OpenCL diye çıkar burada. Okey diyorum. Sekansımız açıldı. Şimdi Import Media Start'la projenin olduğu yer. Buraya dosyalarınızı alabilirsiniz. Timeline'a ekleyeceğiniz dosyalar burada bulunur. Tipik Adobe her programda olduğu gibi menü barı yukarıda. File, Edit, Clip. Bunların hepsini teker teker kurcalıyor. Buradaki Window, pencerenizde ne görmek istiyorsunuz? Editing de kullanıyorum bugün size. Çünkü en sade ve en geniş şekilde görebileceğimiz bu. Ben 21 inç ekranda en rahat edebileceğim bu. Eğer diz üstünde falan yapıyorsanız editing kısmı gayet mantıklı. Ha, derseniz ki ben daha da büyük ekranı görmek istiyorum, bu barlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Color'da da Lumetri Color özelliği eklendi. Bu Lumetri Color yani pratik anlamda en iyi tonları, lookları atabileceğiniz bir bölüm. Bugün editing'i göstereceğiz. Sağa tıklıyorum, New Item diyorum, sekans diyorum. Burada Premiere Pro'nun kendi içinde hazır sekansları var. Dijital SLR'ye bakalım. Normal telefonla ve dijital kameranızla çektiğinizde ayarları bunlar. Burada açıklamasında da görürsünüz. Ben bitrate amacından kendime şöyle bir şey yaptım. 25 VPC klasik PAL desteği olan 1920x1080 hazır ayardan her zaman kaydettiğim, direkt bunların arasında dolaşmadan burada şey. Bunu nasıl kaydediyoruz? Buradan silebiliriz. Şimdi kaydetmeyi göstereyim. Burada tüm ayarlarınızı girdiniz. 16:9 1920x1080 16:9. Eğer buraya 4K bir şey eklemek istiyorsunuz ya da 2.5K bir şey eklemek istiyorsunuz, hemen video frame size, ses, render kalitesi. Burada save preset var. Save preset dediğimizde size presetin ismini ne koymak istiyorsunuz ve açıklamasına ne yazmak istiyorsunuz onu söylüyor. FHD yazmışım, Full HD. Burada da zaten general'da yazıyor. Okey diyorum. Bu bizim üreteceğimiz videonun projesi. Şöyle barları açayım ki rahat ediyorum, böyle görüyorum. Proje kısmına çalışmak istediğiniz videoları, birleştirmek istediğiniz videoları almak için çift tıklıyorum. Eğer neredeyse dosyanız, oradan girip alabilirsiniz. Ben şunu çalışmak istiyorum. Böyle düzenli olun ki bir şey ararken çok rahat edersiniz. Şimdi ne oldu? Burada çok büyük karmaşa gibi gözükebilir size. Kargaşa varmış gibi gözükebilir. Çünkü buraya ses gelecek, adjustment layer gelecek, logo eklemek isterseniz onlar gelecek ve barınız bayağı daralacak. Seçenekleri buradan barın şeyinde görebilirsiniz. Barın boyutunu da görebilirsiniz. Eğer harici bir ekran kullanıyorsanız bu projeyi tamamen burada, yani sağ taraftaki ekranda ya da soldaki ekranda kullanabilirsiniz. Ben çift ekran çalışıyorum. Şu an ikinci ekranın kaydını vermiyorum size. Şöyle bu kargaşayı önlemek için hemen yeni bir klasör açıp attığım videoları seçip bu klasörün içine atıyorum. Ve buna da yazıyorum ki videolar. Videolar yazdım. Şimdi ses dosyamızı açalım. Şimdi üstüne tıkladım, sağa çektim. Eğer diyor sen bu atacağın klibin sekans ayarlarına göre mi
burayı düzenlemek istiyorsun? Yoksa yeni açtığın, en baştan açtık ya, o ayara göre mi düzenlemek istiyorsun diyor. Change dersen, bu videonun, indirdiğiniz dosyanın o kalitesine gider sekans. Ama keep exciting settings derseniz, hayır koru ders, koru yani. Video ile işimiz yok, sesi alacağım. Sağ tıklıyorum, unlink diyorum ve videoyu del tuşuyla siliyorum. Şimdi müziğimiz geldi. Müziklerin ses dalgalarını görmekteki amacım, videoyu kurgularken, video geçişlerinde video kurgu ritmini belli ediyor. Yani en kolaylık sağlayan şey bana o. Yani sesleri görmek zorundayım. Yani şöyle çalışamam. Çünkü şarkıyı dinlemiyorsunuz. Şarkının ritminin nerelerine geçtiğini, nereye koymak istiyorsanız croplarınızı ve birleştirmenizi ya da geçişlerinizi ya da efektlerinizi, herhangi bir şeyi, onu bu ses dalgalarından en iyi şekilde anlıyorum. Bar kısmını genişletiyorum ki ses frekanslarını biraz daha göreyim. Şimdi bir tane video seçeceğim. Bu videoyu kırpalım, biçelim, birleştirelim. Aynı renk oldu değil mi? Şimdi bu ses dosyası olduğu için ve bazı projelerde bunun altına böyle 5-6 tane katman gider veriyorsunuz. Yani örnek veriyorum, bir röportaj altına müzik eklemek istiyorsunuz. O. Ben bunları hep renklendiriyorum. Şimdi ses dosyası olduğu için ses dosyası yeşil olmalı. Ses dosyasının üstüne tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Label diyorum. Forest diyorum. Yeşil oldu. Yani kafam karışmaz eğer birden fazla layer'lar çalışıyorsanız. Videonun en güzel kısmını seçmeye çalışıyorum. İstersen bunu burada seyrederim. İstersen bu video buradayken, tamam mı? Burada açıkken de üstünden de seyredebilirim. Daha hızlı bir hareket edebilmek için. Ya da çift tıklarım, sort olarak sol ekrana gelir. Ben bunu istemiyorum. Direkt en mantıklısı. Zaten eğer siz çekiyorsanız ne çektiğinizi bildiğiniz için ben bu şekilde çalışıyorum. Çünkü böyle çalışmak en hızlı performansı veriyor benim için. Şimdi bu videonun şuradan itibaren kullanmak istiyorum, tamam. Burada bizim tool'larımız var. Yani timeline üzerinde kullandığımız araçlar. Razor'u alıyorum. Bunun kısa yolu C. Üstüne tıkladığınızda da zaten C diye gösterir. Ben C'ye bastım. Ne oldu? Hemen farem Razor imleci oldu. Ben bu videoyu buradan kestim. Silmek için de bu sol tarafı kullanmayacağım ya. Silmek için de V tuşuna basıyorum. Tıklıyorum ve del tuşuyla siliyorum. Kısa yollardan çalışmanız sizi iki kat daha hızlandırır. Şimdi videoyu çektim buraya. Video ne oldu? Şarkının ritmine göre şarkı 2 sayıyor. Ritim tutabilirsiniz. Ben bu videoda 2-4 gideceğim. Tamam mı? 2-4 ritim olarak kullanıyorum. Şimdi bu videoyu aldım, bunu buraya yapıştırdım. Ne oldu? 2-4 ritim giderken şurada bu planın çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü ne yaptığınızı iyi bilirseniz çok hızlı ilerlersiniz. Örnek veriyorum, Instagram'a video hazırlıyorsunuz. O Instagram'a hazırladığınız videoyu ya şunun şurasına şunu eklerim, şunun burasını bunu eklerim diye planlıyorsunuz kafanızda. Buraya attığınızda 1 saatte üreteceğiniz şeyi yarım saatte üretiyorsunuz, zaman kazanıyorsunuz. Ha, ne oldu? Ben bunun girişine yazı eklemek istiyorum. Ya da logo eklemek istiyorum. Eğer logonuz JPEG, PNG durumdaysa alırsınız. Yine dediğim gibi dosyadan buradan seçersiniz, bulursunuz. Ya da direkt kendim yazı yazmak istiyorum. Sağ tıklıyorum, New Item diyorum, Title diyorum. Buraya ismine yazalım. Yazı. Giriş. Yazı giriş. Hemen diyor ki yazıyı bu ekranda nereye koyacaksın? Ona göre sana burada referans çizgileri koymuş. Ben bu yazıyı buraya koymak istiyorum, tamam mı? Örnek giriş yazıyorum. Eğer yazıyı seçelim, tamam mı? Bu yazı şeyini değiştirmek isterseniz buradan hepsini böyle teker teker bakarsınız. Şimdi bunu böyle tam ortaladım. Tamam, örnek giriş dedim. Yazının boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Düz kalsın.
Yazı arasındaki genişlikler buradan ayarlayabilirsiniz. Hadi bu da 20 kalsın. Ortalayalım. Eğer siz burada, ben buna altına bir şey eklemek istiyorum. Background'un siyah olmasın. Background'un şu renk olsun. Tamam. Yani Photoshop kullandıysanız eğer, Photoshop'ta da bunlar var biliyorsunuz. Şöyle altına da hafiften bir yazı verelim. Şey, gölge verelim. Direkt herhangi bir şekilde kaydetmenize gerek yok. Direkt buradan çarpıya bastığınızda yazı giriş diye proje şeyinizin içine gelir. Videonun üzerindeyken sağa tıklayıp Speed Duration tıklıyorum. Diyorum ki bu slow motion çekilen bir şey değil. 50 neden kurtarıyor? Ben bunu 50 FPS çekmişim zaten. Yani onu da nereden görüyorum? Sağ tıklıyorum. Proportions diyorum. Burada içeriğinden bahsediyor bana. Frame rate 50 FPS. Biraz daha bu sağ tıktan bahsedelim. Burada cut copy, her şeyin bir kısa yolunu sana başka bir yerde vermiş zaten. Efekt kontrol kısmı gerçekten hakim olmak gerekiyor. Çünkü ne yapacağını biliyorsan burayı sular seller gibi yaparsın. Ben buna zoom yapmak istiyorum. Scale'den büyütüyorum. Gördüğünüz gibi şunlar reset tuşu. Presetleriniz varsa eğer presetleriniz burada kayıtlı. Presetleriniz yoksa eğer presetleriniz dediğimiz yaptığınız daha önceki buradaki şeyi buradan sağ tıklayarak save preset olarak kaydedebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, çok efektif bir şeye uğraşmışsınızdır. Ya ben bunu bir daha uğraşıp yapamam derseniz buradan sağ tıklayıp save preset deyip preseti kaydedebilirsiniz. Ses efektleri, ses geçiş efektleri, video efekt kısmı burada detaylamasına bir ayrı video çekmek gerekir çünkü bayağı derin. Buraya ayrıca bir video çekmek gerekir çünkü bayağı uzun bir ders niteliğinde olması lazım. Ben şu an sadece genel anlamda Premiere'dan bahsediyorum size. Video Transition, burada videonun geçiş kısımları. Hemen dizi olan onu da göstereyim, örnek olsun. Fazla da uzatmayalım. Daha önceki yaptığımız şeyin film dizi oldu. Yani böyle bir soft geçiş etkisi verdi. Bunu seçerek de siyah da yapabilirsiniz tabii ki. Lumetri Preset, Color'ın Adobe Premiere içinde hazır olan presetleri. Buraya hiç girmeyeceğim. Şuraya da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ben buraya girmeyeceğim. Color için ayrı bir video çekeceğim. Ha, şimdi videonuzu yaptınız, bitirdiniz. Eyvallah. En önemli kısım video export. Video export için isterseniz buradan export diyebilirsiniz. Zaten kısa yolunda söylüyor size. Hemen şuradan Y'ye basıyorum. Ve videonun bitirmek istediğim yerde de O'ya basıyorum. 6 saniyelik bir video. Tamam mı? Ctrl artı M diyorum. Burası önemli bir nokta arkadaşlar. Siz bu videoyu nerede paylaşacaksınız? Instagram'da mı paylaşacaksınız? YouTube'da mı paylaşacaksınız? Facebook'ta mı paylaşacaksınız? Bir kere hep şu olur. YouTube, Facebook, Instagram her zaman veri kaybeder. Yani örnek veriyorum, siz burada 500 MB'lık bir dosya aldınız. Ama siz bunu Instagram'a yüklediğinizde Instagram tabii ki bunu düşürmek zorunda. Bunlar oluyor maalesef. Olmama gibi bir şansı yok. Hemen şuradan presetlerden H264 normal video telefon formatına uygun. En gelişmiş teknoloji de şu an bu telefonlar ve bilgisayarlar için. Yani sinemayı isterseniz ayrıya girmeniz lazım. DPX formatına girmeniz lazım. Bu formatların hepsi oynatacağınız sistemin şeyine göre değişir. Biz bunu internet, telefon için söylüyoruz. Hemen buradan, burada otomatik ayarlar var. Ben bunu YouTube kalitesinde bir şey olmasını isterim. Hemen şuradan YouTube 1080 HD'ye tıklıyorum. Bana ayarları geldi. Bitrate'ini, bitrate burada önemli. Ben bunu VBR 2PS olarak seçip maksimum kalitede alıyorum. Eğer video
boş böyle manzaralı bir şeyse ve siz bunları daha kaliteli bir şey olmak istiyorsanız bitrate'i yüksek almanız lazım. Ama belli bir süreden sonra yüksek bitrate'ler fazla yer kapladığı için hard disk sıkıntısı çekersiniz. Ya yani nasıl örnek vereyim? Şunu da şöyle örnek vereyim. Bitrate'i düşürdüm mesela 7 MB oldu. Bitrate'i fullledim 49 MB oldu. Kaç katı yani gördüğünüz gibi. Tabii ben bu ayarı yaptığım için YouTube üzerindeki şey gidip custom'a dönüyor. Buradan export edeceğiniz yeri seçip ismi yazıp örnek çıkış yazıp kaydet diyorum. Export tuşuna basıyorum. Exportumu alıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Genel anlamda kısaca bir bahsettim. Soru sormak isteyen olursa sorabilir. Bekliyorum. Teşekkür ederim.